Herkese selamlar, ben Ata. Bugün sizlere e, milyoner gold rutinini göstereceğim. Günde yalnızca 20 dakika ya da yarım saat arası bir e, vakit ayırarak bir ayda yaklaşık nasıl 2000-3000 e, civarı gold yapabilirsiniz, nasıl legendary yapabilirsiniz. E, bunu anlatacağım. Biraz uzun bir video olacak. Aşağıya açıklama kısmına e, şeyleri koyacağım. E, eğer sadece belirli bir bölümle ilgileniyorsanız parça parça böleceğim yani videoyu. Ee, keyifli seyirler diliyorum. Ee, bu kadar eşyaya, bu kadar şeye gold'la hani nasıl sahip olduğumun kısaca bir özeti olacak açıkçası. Ben nasıl bu kadar e, hızlı gold kasabiliyorum sürekli e, bunları göstereceğim. Evet, beğendiyseniz beni abone olmayı unutmayın diyerekten hemen e, videomuza başlayalım. Evet, ilk olarak oyuna girince tabii ki de daily giriş ödülümü alıyorum. Ardından mailimi açıyorum ve e, buradan Blackline Delivery Box'umu alıyorum. Bunu sizin almanıza gerek yok. Bu totalde 2000 gem civarı bir para veriyorsunuz buna. Şöyle açtığınız zaman her gün size bu materyaller yağıyor. Bunlar e, karlı olan kısım değil. Her gün önce açıp buradan Fractal Relic Quarry'den Simple Infusion arıyorum alabiliyorsam eğer. Alamıyorsam e, harcamıyorum Fractal Relic'lerimi. Fractal e, God olmaya biriktireceğim için varsa simple infusion alıyorum. Simple infusion e, almamın da amacı şu. 25 şerlilik simple infusion alıyorum. Burada infuz 59 59'un şurada infusion reconstruction bölümünden gelip e, bunu aldığınız zaman 5 tane bag of fractal relic veriyor ve 15 relic'ten 75 relic veriyor. 25 veriyorum, 75 alıyorum. Yani 50 relik. E, ardından e, gift of ascension da çıkabiliyor nadir olarak ya da 20 slotluk e, çanta da verebiliyor 25 şerliliğe. Bunların dışında olanların hepsi e, işlevsiz. Ama bu eşya e, birazcık pahalı. Kendisine şuradan salvaged e, yazdığımız zaman çıkacak olan bütün bu eşyalardan birer tanesini kullanmanız lazım. Yani 1000 gold civarı e, bir fiyata denk geliyor. Uzun vadede işinizi görür. L Energy Material Converter oyuna yeni başlayan herkesin e, elde edebileceği bir şey. Sadece Dragon Stand haritasında Heart of Thorns'un son şeysi metayı yapmanız lazım. Ben buradan eksik olanı alıyorum. Eskiden maçete alıyordum ama buradan çok fazla maçetem olduğu için şu kadar. Artık vial of alıyorum. Siz de hangisini açmak istiyorsanız onu alabilirsiniz. Başlangıç için maçete almanızı tavsiye ederim. Buradaki buralara gelip işime yarayan güzel şeyler var mı diye bakıyorum. Örneğin box of VVV supplies gibi. Bunları alıp günlük böyle kullanıyorum. Bakın 2 saatlik XP booster verdi bana. Bu da PvP'de falan reward kasarken işime yarayacak güzel bir eşya oldu mesela bugün benim için. Ardından Karmic Converter'a geliyorum. Karmic Converter'dan da Karma ile alınabilecek güzel bir şey varsa Converter olarak bunları alıyorum. İkinci olarak günde 6 tane Packed Supply Vendor var. Bu Packed Supply Vendor'ları geziyorum. Ama bunları toplamak için şuradan Supply Line Management'ı açmış olmanız gerekiyor. Bunları açmazsanız alamazsınız. Supply şeylerine gittikten sonra gidip Packed Scouts Mapping Materials alıyorum. Günde bir tane 5000 civarı karma ile alınıyor. Karmanız çok fazla yoksa veya hut legendary yapacaksanız, legendary yapma planınız varsa yani obsidian shard'a ihtiyacınız varsa karmalarınızı harcamanızı tavsiye etmem. Ama yapmayacaksanız karmayla Packed Scout Mapping materyalleri toplayabilirsiniz. Şöyle bu şekilde. Bunlarla da şunu yapıyorum. 8 haftada bir Frostgorge Sound'da e, rotasyon Vial of Powerful Blood ve Giant aya dönüşüyor. E, geldiği zaman e, buna basıyorum, bu mape gidip Guildhall'dan map bonus reward'umu alaraktan bu şekilde 8 hafta demek 2 ay demek 2 ayda 200 gold, 250 gold civarı bir e, para geliyor. Tek yaptım. 6 tane waypoint'e tak 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 gitmek. Waypoint'lerin yerleri de burada Packed Supply Network Agent diye bir şey var. GV2 Packed Supply Network Agent yazarsanız her gün rotasyonunu burada görebilirsiniz. Buradan şu şekilde basıp ctrl yaptığınız zaman oyuna girdiğinizde buradan gidebilirsiniz. Ya da slash wiki yazarsanız oyunun içerisinden. Buradan da wiki sayfasını açar. Bu şekilde buralardan gidebilirsiniz. Dediğim gibi pek saplerimi de bu şekilde e, kullanaraktan para yapıyorum. Evet 3 numara olarak e, meşhur evimi topluyorum. En çok e, para kazandıran yer benim için burası. 5 e, dakika sürüyor ve e, 20 gold civarı bir para kazandırıyor bana. Hemen buradan şöyle şu rotasyonla başlıyorum. Mümkün olduğu kadar quickness veren e, şeyleri kullanıyorum. Çantamda ee, şu kısımdan itibaren açtım. Sizin için çantamı birleştirdim. Ee, buradan e, sayabiliriz nelerin attığını. Bu şekilde hızlıca e, topluyorum şeylerimi. Yanında bir tane bounty glifi olan illaki şey biriktiriyorum. Geri kalan her şeyi volatile ile topluyorum. Sadece gardenımı e, bounty glifi ile topluyorum ve her gün şeyim için ııı e, garden'ım için seed basıyorum şu şekilde Varietal Peppercorn Seed Pouches. Bunları craftlıyorum. E B garden'dan yaklaşık 10 gold civarı bir para kazanıyorum bu şekilde. Geri kalan materyallerden de gene 10 gold civarı bir para kazanıyorum. Burada bu şekilde treasure chest'im falan açıyorum. Örneğin charged shard attı şu an. Şöyle fiyatına bakarsak 8 silver gibi. Bu şekilde topla 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 bir sürü e, bir şey oluyor. En son e, buraları hızlıca saralım. En son da neleri size kastığımı göstereyim. Evet her şeyi topladım. Şu an inventörümü açtığım zaman gördüğünüz gibi 1 milyon tane e, şeyle doldu çantam. En çok para getiren gardından topladım. Cultivated peppercornlar. Bunlar şu şekilde gördüğünüz gibi... 14 gold para kazandırıyor bana. Böyle koyalım. Ardından tabi topladığım şeylerin Volatile meci var. Volatile Tool'u topluyorum demiştim. Bir adet Charged Quartz kazanıyorum. 25 tane Charged Quartz götürüp bunu çarjlamayı unutmayın. Eğer chargelayamıyorsanız herhangi bir Hero Point'in oradan da chargelayabilirsiniz. En yakın gösterebileceğim Şuradaki hero point'tir. Buradan direkt garrison waypoint'ten çıktığınız zaman. Bu şekilde her gün 5 dakika evimi topluyorum. Ve buradan da yaklaşık 20 gold kazanıyorum günde. Bu da e, ayda yaklaşık 600 gold ediyor. Evet bir sonraki aşamada her gün e, gelip e, Drizzlewood'da materyal bağışlıyorum. Buraya gelip bu ablamla konuşup. Buradan her gün 5 tane K alıyorum. Evden zaten yeteri kadar Warsaw'lı kazanıyorum. Bu şekilde 5 K alıyorum. Buradan daily material donations'lara gelip 250 commendation'a ya da 250 frost commendation'a verebileceğim şey var mı diye bakıyorum. Ben sadece tick veriyorum. Çünkü en karlısı tick ladder. Diğerleri çok fazla kar sağlamıyor. Ben o yüzden sadece tick varsa veriyorum. Yoksa bağışta bulunmuyorum. Bu, yani şu an bugün burada yok. Dolayısıyla bugünü e, es geçmiş olacağım. Bağış, materyal bağışı yapmadan. Evet ardından craft karakterime geçiyorum. Ve her gün e, daily craftlarımı yapıyorum. Buradan e, armor smith'e gelip. Deldrimor e, steel ingot için lump of mithrilium craftlıyorum. Ve tabi bunu deldrimora dönüştürüyorum. Ardından... Elonian Leather için Spool of Tilk Elonian Kord basıyorum. Ardından Bolt of Damask için bir adet Spool of Silk Weaving Thread basıyorum. Sonra Huntsman kısmına da gelip buradan Spirit Wood Plank için şuradan Globe of Elder Spirit Residue basıp bunları Essendal'a dönüştürüp satıyorum. Bunu biriktirebilirsiniz eğer paraya çok ihtiyacınız yoksa. Çünkü Deldrimorlar için şöyle bir trick verebilirim size. Buradan Deldrimor Chess Play, Play, Panel diyor. Şimdi bunu satmak istersek 24 gold'a satıyoruz. 5 tane Deldrimor şuradan. Offer alırsanız 18 gold ki biz craftladığımız için 5 gün boyunca bu bize daha ucuza gelecek. 13-14 gold civarı bir paraya gelecek. 13-14 gold bunu mal edip, işte Pile of Crystal'in Dust'la şeyle beraber 15 desek, 15'e mal edip 24'e e, sattığınız zaman e, biriktirip eğer crafting materyaline dönüştürüp satarsanız e, karınız e, birazcık daha da fazla olacaktır. E, günlük olarak craft rutinim de e, bu şekilde. Ardından e, Guild Hall'lara gelip, e, Guild Hall'lardaki synthesizer'ları topluyorum. E, gene ev gibi güzel e, para getiriyor. Burada size şöyle bir tavsiye verebilirim, Synthesizer'ı, level'ları farklı olan guildler seçmeye çalışın. Ben seçemedim açıkçası ama şöyle göstereceğim size. 5 tane guild hakkımız var biliyorsunuz. Bunlardan bazıları benim raid topluluğu guildimiz falan olduğu için benim böyle bir şey yapmam çok mümkün değil tabi ama ben sadece şunla şunu topluyorum. Bu kendi bizim community guildimizin şeysi, bu da bir yabancı guild. Eğer synthesizer level'ları aynı olan şeyleri seçerseniz yani full 69 level bir guild'in synthesizer'ını toplarsanız diğer guild'lerinkini toplayamıyorsunuz. Ee, ama şöyle göstermem gerekirse buradan e, workshop e, upgradecisinden göstereyim. Bizim synthesizer'larımız synthesizer output level'ımız 2. Yani ve bu e, 4 level'a kadar çıkıyor. Dolayısıyla e, 4 level, 3 level, 2 level ve 1 level olan e, guild'ler bulabilirseniz eğer 4 tane bu şekilde her birinin şeylerini, synthesizerlarını toplayabilirsiniz. Örneğin şu an şöyle göstereceğim gibi ben önce bizim e, Guildhall'umuzu e, buradan böyle topluyorum. Bizim e, Guildhall'umuzu topladıktan sonra da e, full e, olan yani 4 level olan e, bir e, synthesizer'a sahip olan bir Guildhall'a gidiyorum. E, oranın şeysini topluyorum. E, böylece e, karım e, bayağı artıyor. O tarafın e, Synthesizer'ı tabi daha çok veriyor buraya kıyasla. En çok tabi şu an burada 15-15 buradan Volatile Magic geliyor ve burası 2 e, level olan e, bir Synthesizer. Hemen e, full olan e, kısmına geçelim. E, oradan gelen e, materyaller tabi daha da çok. Ve özellikle yeni başlayan arkadaşlar için e, Or Synthesizer'ın içinden Obsidian e, Shard atabiliyor. Bu da sizin e, Legendary falan e, yapımınızda size bayağı e, yardımcı olacaktır şöyle şu şekilde şuraya uçarsak bu şekilde buraya da topluyoruz. Buradan gördüğünüz gibi 7, 4, 4 daha 15 bu atal magic geliyor. Sadece bir tane cloth synthesizer'dan bu şekilde defalarca defalarca buraları toplayabilirsiniz. Buradan da gene ayda bir 40-50 gold civarı para geliyor her gün toplarsanız bu şekilde top topla bitmeyen güzel bir özellik. Dediğim gibi şeye dikkat edin. Farklı build bulabiliyorsanız eğer synthesizer level'ı onlara giriş yapın. Bu şekilde build hall'ları her gün toplayın. Ardından alt karakterlerimi park ettiğim yerlerden alt karakterlerimi toplamaya geçiyorum. Bir tanesi burada. Bunu topluyorum her gün bir tane karakterimle. Burası account başına sadece account yani diğer karakterlerinize getirmeniz bir şey fark etmiyor. Şöyle şu şekilde bir tane rare gear, üç tane unidentified gir, birkaç orb morp gibi şeyler topluyorum. Yere burada Crystal Oasis'teki Kusini Crossing'deki şeyin tepesi. Çıkması biraz zor. Ama burada gördüğünüz gibi işte park eden insanlar var. Bir tanesi şu an şurada. Bırakmış olduğu gibi. İkinci karakterime park ettiğim yer. Kendisi Biora March's bir adet Large Essence Chest. Herhangi bir Large Essence Chest'i seçebilirsiniz. Fark etmez. Ben şeye bırakıyorum. Dağın tepesinde bir tane bir yer bulun böyle. Large Chest of Vigilance. Kendisi şurada mapte. Eagle Watch Rise'ın orada. Böyle bunu bir kere böyle topluyorum. Bu şekilde e, şu an inventörüm dolmuş hatta. 3 tane Aetherite ingot veriyor kendisi. Iron ingot veriyor. Çok yüksek miktarda Eternal Ice Shard veriyor. 43 tane. Bu Sky Scale falan yaparsanız sizin e, işinize yarar. Tabi gene dandik bir Beryl Kristal ve Imperial Fragment veriyor. Ve e, son olarak da bir tane daha karakterim var. Onu da Desert Highland'deki treasure Chestlerini oraya bırakıyorum. Trade contract kasmak için, trade Contract ile ileride eğer bir legendary falan bir şey yapmam gerekirse rahatlık olsun diye bu şekilde buraya bıraktım. Böyle buradaki bütün treasure chest'lere gidip bunları 2 saniye topluyorum hemen. Başka bir sürü park yeri de var tabi. Örneğin Flux Farm'ın oraya falan park edebilirsiniz Verdant Print'teki falan. Ben oralara park etmiyorum. Sadece buraları topluyorum çünkü bütün karakterlerimi bir şeyde kullandığım için hani oradan hareket ettirmek şey olmuyor, kullanmadığım karakterleri böyle bu şekilde buraya bırakıyorum. Burası da bu şekilde yani. Buradan da 5 tane şöyle Rare Aynı zamanda gir Gear kazanmış oldum. Buradan da ufak bir bonus geliyor. 2 dakika falan sürüyor dediğim gibi 3 tane karakteri zaten toplaması. Evet, benim günlük rutinim bu kadar. Bunları yapıyorum günlük. Dediğim gibi yaklaşık 20 dakika falan sürüyor. Ve ayda 2000-3000 gold civarı bir para kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde bunları yaparak her gün. Umarım işinize yaramıştır. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.